Merhaba ben Bişiyom. Merhaba ben Nopyo. Merhaba ben Kale. Selam J-Bone'larım, kanalınıza hoş geldiniz. Başkent Kültür Yolu Festivali'nde ücretsiz konser vermek için Güney Koreli K-pop grubu Mirae yer alacak. Altını çizmek istiyorum, bu konseri yapan Kore Kültür Merkezi değil, bizzat Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı. Kore ve Türkiye arasındaki diplomatik ilişkilerin 65. yıl dönümünü kutlamak adına ayarlanmış bir konser. Ama K-pop'tan prim kasan birisi var, bilirsiniz. Kaç günde öncesinden duyurusu yapılan ve bizzat bakanlık tarafından afişleri basılan konseri az bir süre kala konser iptal edilsin etiketleriyle gündeme sokmaya çalıştı. 1 milyon takipçili hesabından ise bu gönderisini sadece 500 kişi beğenmişti. Ancak altındaki yorumlarsa içler acısıydı. O kadar da destek bile görmediği bu saçma tweetinden bir saat sonra ise K-pop konseri iptal edildi, bakanlığın duyarlı yetkililerine teşekkür ediyorum diye bir mesaj daha paylaştı. Ben de olayları yakinen takip ediyordum. Gecenin geç bir saatinde bakanlık bile açık değilken konser nasıl iptal edilirdi aklımda almıyordu. Ayrıca Kore Kültür Merkezi de bu konuyla ilgili bir açıklama yapmıyordu. Düşünün, bakanlık yetkilisi Koreli muhatabına "Biz hata yaptık. K-pop şarkıcılarınız eşcinsel ve cinsiyetsizlermiş. Bu yüzden konser iptal ediyoruz" mu diyecekler? Aynı şeyler Türk bir şarkıcımızın başına gelse bizler ne düşünürüz? Tek dileğim şimdi konserin iptal olmaması ve Kore basınına bu şekilde yansıtılmamak. Halen daha Kore Kültür Merkezi konser bildirileri kaldırmadığından konserin iptali de kesin değil. Umarım iptal olmaz da bu kuyuya taş atan deli deli yolduğuyla kalır. Arkasından koşanlar da kime inandıklarını bir kez daha sorgularlar. Sizlerin de bu konuya dair görüş ve düşüncelerinizi merak ediyorum. İnşallah gidenlerin çektiği fotoğraf ve videolarla birilerinin çatladığını dört gözle bekliyorum. Hepinizi morluyorum. BTS'le kalın. Hoşça kalın. Çok çoğu olun. Ben de. Hadi görüşürüz. Kanda. Annyeong.